Yorganı bir kaldırdı. Benim yücel altında şey bir şey. Ayağa kalktığında dizlerinde havuz. Olur da bir şey olur. Oldu. Düştüm mapus damlarına. O da güzel değil. Bana tutunsun dedim ama öyle yapmaman lazım. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Video gelmedi. Neden gelmedi? Biraz ondan bahsedelim bence. Evet. Normalde çünkü her cuma biz akşam 6'da atmaya çalışıyoruz ki belirli bir düzende gitsin diye ama bu hafta öyle olmadı maalesef. Bu hafta öyle olmadı çünkü çektiğimiz bir video birazcık gimbal çöp oldu. Yani birazcık çöp oldu. Öyle olunca da yayınlamak istemedik kötü bir şekilde. O yüzden tekrardan çektiğimizi biraz daha değiştirerek menü değişti. Menü değişti sadece. Aynen, kıyafetler aynı yer. Sorular ve kıyafetler aynı. Belki ben cevaplar. Ha, farklı giyindim. Evet. Evet. Belki sorularda değişiklikler olabilir cevaplarında. Yani. Evet, öyle. Geçen seferkinde pizza vardı. Zaten Instagram'dan bilenler bilir. Aynen. Orada atmıştık. Bizi oradan takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Şuraya ve şuraya isimlerini koyar Kocan Bey. Onun dışında menümüz bu sefer böyle oldu. Tekrardan aynı şeyi yemeyelim dedik. Öyle tamam. O şekilde. Şimdi, bir yandan da çiçeği rahat bırakmıyor bize. Klasik yemek varsa maalesef. Aynen öyle. Yemeğin olduğu her yerde onlar da var. Evet. O zaman ilk soruyla başlayalım mı? Aynen, başlayalım. İlk randevunuz neredeydi? İyi bir soru gelmiş. İlk randevumuz Kadıköy'de Leman Kültür var. Aynen. Oradaydı. Starbucks'ın önünde buluştuk. Evet. Leman Kültür'e oturmaya gittik. Aynen. Oradaydı yani ilk buluşmamız. Orada yiyelim aynen. Aynen. Mukbang'in olayı bu. Güzel bir ilk buluşmaydı. Benim çok konuştuğum, Yücel'in hiç konuşmadığı bir buluşmaydı. Eve dönerken şey demiştim, Allah Allah, hani çok mu konuştum acaba? Bu kadar konuşmasaymıydım acaba demiştim. Ben de aksine utandığım için konuşamadım falan. Müşra'dan yanlış anlamış onu. Ama tamamen utandığımdan da yani. Başka bir şey değil. Bu arada ayranımı gördünüz mü? Üzerinde de tombul ayran yazıyor. Aynı ben. Şimdi diğer soru. Evet. Hiç karakolluk oldunuz mu? Olduk. Hiç karakolluk oldunuz mu? Sen anlat istersen. Ben mi anlatayım? Yok, anlatırım. Karakolluk olduk. O da benim boğazımın derdine oldu arkadaşlar. Standart. Ne gelirse zaten boğazımdan geliyor. Bir gün eve giderken, daha o zamanlar evli değiliz. Nişanlıyız. Aynen. Ama bir ay falan var yani evleneceğiz. Yani yakın aynen. Eve giderken dedik kavun alalım. Canım çok çekti. Bizim evin orada da market var bir tane. Neyse motorla yoldan döndüm. Gittim yanaştım. Ben yanaşır yanaşmaz bir tane araç geldi. Ve bana hani çok yakın bir şekilde park etti. Bana vurdu vuracak falan. Adama seslendim. Hop hop ne yapıyorsun abi falan filan diye. Ondan sonra geldi bize çarptı biz üzerindeyken. Yani öyle pat diye bizi yeri düşürmedi ama. Yok düşürmedi ama. Aynen. Üstündeyken bir vurdu. Aynen. Ondan sonra işte adam bir şeyler dedi. Ben bir şeyler dedim. Adam kapıyı açıp inmek isterken ben bunun üzerine ittim. Hani böyle biraz atıştık çünkü. Ondan sonra adam arabadan indi. Birbirimize karşı giriştik. Kavga ettik. Adam tabii yarı yarı olduğu için beni biraz tokatladı. Ondan sonra işte kavga ettik falan filan. İşte sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben 6 ay yattım. Bir 6 ayda senin için yatırımlar, tehditler. Ama o arada ben ne yaptım? Sen kavga ederken o en ince ayrıntıyı aynen atlıyorsun. Şey, mahkemelik olduk hatta. En yüksek cezayı da Büşra aldı. Neden? O da şu kadraja giriyor mu bilmiyorum. Şu arkada bizim motorun kaskları var. Benim kaskı sen al. Adamın üzerine doğru vur. İşte yok, neresine hayır, kendi gelirse kaskımla. Ne fark ediyor? Adamın üzerine doğru vur falan filan. Mahkeme bunu silah saydı. Öldürücü silah saydığı için 5 yıl Büşra hiçbir şekilde kavgaya karışamıyor. Karışırsa hem yatarım mı vardı? Hem yatabilir hem de şey
Bir ay... Para cezası. Bir ay 5 gün mü? O tarz bir hayır, şeydi. O tarz. Öyle yani karakolluk olduk. Eşim aynen. Bey için karakolluk da olmadım demem. Düştüm mapus damlarına. Öğüt veren çok olur. Hazır kış gelmişken kışla ilgili bir soru yapıyorum. Doğalgazsız yaşam nasıl? Demişler. Zor. Bayağı zor. Çiçicim. Doğalgazsız şöyle zor. Doğalgazın yarattığı hiçbir avantaj yok yani şu anda bizde. Banyoda şofben kullanıyoruz. Aynen. Mutfakta, ocakta tüp kullanıyoruz. Isınmada şu anlık bir elektrik ısıtıcımız var ama ben çok ısrar ediyorum. Şey soba. İçin, soba. Aynen. Çok istiyorum yani. Kuzine. Kuzine. Hem yemekler için hem işte ısınmak için. Ama daha anlaşamadık o konuda. Üstüne mandalina kabuğu koymak için. Aynen. Ekmek kızartmak için, üstünde yumurta pişirmek için. Çok istiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Çocukluğumu hatırlatıyor. Ama Yücel de pisliğinden birazcık şikayetçi. Çocukluk zamanında falan bizde de çok olurdu. Sabah akşam onun pisliğini almam lazım. Tabii ben daha ufacık velet olduğum için her işi annem yapıyordu. Temizliğiydi, çarptırdı. Biz o rahat ısınıyorduk. Isıtma açısından çok güzel. Uygun da bakıldığı zaman doğalgaz nazarı. Ama o pisliğini bildiğim için bana biraz şey geldi. Bunda ama anlaştık. Aynen. Dedim ki ben sabah çünkü direkt Yok. Uyanır uyanmaz bir elimi yüzümü yıkarım, bir kahvemi yaparım, direkt bilgisayara otururum, işe başlarım. Dedim ki sabahları sen yapacaksan okey. Akşamları dedim ben yaparım. O açıdan öyle bir anlaşmamız oldu. Yani yakında videosu gelebilir belki. Daha şey gelmedi ama. Sobamız gelmedi ama gelirse videosunu çekeriz. Öyle onun dışında. elektrikli bir sobayla ısındık biz geçen yıl. Ta o zaman geçen yıl yani. 350 ya da 400 lira falan elektrik faturası ödemiştik ama. Aynen. Ama şimdi zam geldi. Soba olayı bu şekildeydi. Onu da cevaplamış olduk. Bir diğer soru da yine kışla ilgili. Oranın kışı nasıl diye bir soru gelmiş. Kışı bayağı şey yani. Biz zaten ilk geldiğimiz dönemde burada 7'si bir arada kanalından Selim abi de zaten önceki videosunda bahsetti. Son 28 yılın en soğuk kışıymış. Muğla'nın yani. Aynen yani Muğla'nın. Ondan dolayı kar yağdı yani 28 yıl sonra buraya kar yağdı. Hayat yani 28 yıldır yağmayan kar aynen. Bizim geleceğimiz sene yağarak bize çok güzel bir kış sundu. Biz de diyorduk ki ya işte Bodrum sıcak şehir. Kışları da hani atlatırız. Ya gerçi biz Ocak'ta geldik. Hani soğuk olacağını biliyorduk da bu kadar bu olacağını bilmiyorduk. Bu kadar olacağını ben de bilmiyordum. Bodrum'da kışın bu kadar olacağını bilmiyorduk ama büyük şehirlerdeki kışlardan farksızmış. Hatta burası köylük alan olduğu için merkeze göre 4-5 derece daha fark ediyor. Özellikle yağmurları çok sağanak oluyor, bir anda bastırıyor. Felaket yani anlatamayız size. Arabalı olanlar bile sağa çekip dörtleri yakıp bekliyor o derece. Yani ben gözlerimle gördüğüm için inandım. Ama bir yarım saate de hiçbir şey olmamış gibi. Güneş açıyor. Güneş açıyor, bir tuhaf. Sanki az önce kıyamet kopmamışçasına güneş açıyor. Evet. Hava bayağı yakar derecede sıcak oluyor. Dengesiz bir havası var ama seviyoruz. Evet. Sıradaki soru. Hangi kafe ve restoranlara gidiyorsunuz diye bir soru gelmiş. Biz genellikle hem evimize yakın hem uygunluk açısından İstanbul'daki Beltur gibi burada da Bodrum Belediyesi'nin yapmış olduğu belediye kafeler var. Eğer zaten bunun da videosunu atmıştık. Bodrumluysan, ikametin Bodrum'daysa. Bodrum'un bir uygulaması var cep telefonları için. Oradan giriyorsun işte. Gerekli bilgileri doldurup Bodrum uygulaması üzerinden QR kodu okutursan %20'den başlayıp %40'a dek indirim veriyor sana. Her üründe değil de. Alkollerde falan yok mesela. Aynen. Yani %20-%40 arası bir indirim olduğu için genellikle biz zaten belediye kafelere gidiyoruz. Zaten denize sıvı. Çok güzel manzara yani. Storylerden falan görüyorsunuzdur eğer Instagram'dan takip ediyorsanız. Ay, sürekli de kambur duruyorum. Ben de öyleyim. Hani yani oralara gidiyorum. Aynen. Belediye kafe sekmiyor bizde. Zaten çoğu şey var hani yemek bile var. Tabii canım. Artı Bodrum Belediyesi şey yapmış bazı ilçelerde yemek, kebap, tabldot sunmaya başlamış. Aynen. Aynen o da var ama kebap yemek falan da yani aynen. Daha merkezi atıyorum işte Turgut Reis, hani Turgut Yalıkabak,
yıllık kabaklarda falan daha böyle işte mantı, işte testi kebabı mı, o çökertme tarzı böyle daha geleneksel ev yemekleri de yapıyorlar. Evet. Ama samai tostu diye bir tost var. Biz ilk buraya geldiğimizde... Her şey var şimdi zaten. Aynen, ilk buraya geldiğimizde amcam direkt şey dedi, hani samai tostu yiyin dedi. İlk belediye kafeye gittiğimizde Beltur dedi, aklıma geldi işte şimdi. Ve biz bir tostu yarıdan böldük, yedik. O bile doyuruyor yani. Aşırı güzel. İçinde her şey var. Yani aklınıza gelebilecek her şey var. Bu arada tabak aldım ben ama hep buradan yiyorum. Ben sos için koydum ya. Bir diğer soru. Fast food sorunundan biz çok bahsediyorduk. Hani fast food yok burada falan filan. Yani merkezde var ama burada yok. Fast food sorununu çözebildiniz mi diye bir soru var. Sizce? Gördüğünüz gibi. Fast food olarak bir karşıda Migros var. Zaten bir önceki videoyu yayınlayamadığımız videoyu pizzayla yapacaktık. Migros marketi şey yapıyor. İki çeşit pizzası var donmuş şekilde. Bir de orada fırınları var. Hani siz alışverişinizi yaparken onlar fırına atıyor. Tamam, 10 dakikada falan zaten oluyor. Pizza olarak oradan yiyoruz. O da olarak... yeni geldi ama yani. Aynen. İki kere falan yedik herhalde. İşte bir de zaten o çekemediğimiz videoda. Aynen. Pizzayı o şekilde hallediyoruz. Döner olarak bir tek şu ileride Devran Döner var. O da buraya ilk taşındığımız zaman şu karşıdaki apartmana. Orada görüyorlar aşkım. Ya işte şurada. Karşımızdaki apartmana sürekli böyle hani her gün olmasa bile iki günde bir fix Devran Döner'i motora geliyor. Sipariş getiriyor. Aynen. Biz de zaten hani yeni yeni bildiğimiz için buraları dedik nasılmış acaba bir bakalım. Gittik aldık yedik falan hiç beğenmedik Allah affetsin. Dedik buradakiler işte ne yiyor, damak zevkleri nasıl falan. Garip falan. Bir garipsemiştik. Ama tabii zaman geçtikçe... İnsan... Onu bir de alışıyoruz. Sever oluyorsunuz yani. Alışıyorsunuz. Güzel geliyor. Ne güzel tavuk dönermiş diyorsun. Döner o şekilde. Islak hamburger falan zaten yok. Yok ben onlar hayal. Hamburger yapmak istediğimizde de yine... Kendimiz yapalım. Aynen. Migros'tan ya hamburger köfteleri var ya da kıyma alıp biz yapıyoruz. Hamburger o şekilde. Bir seyyar midyecimiz var. O da güzel değil. Ben beğenmedim. Yani çoğu şeyi kendimiz yapmaya başladık artık. Fast food olarak. Yani bu mesela. Aynen bu da mesela Bin'deki bildiğiniz şey. Çıtır kova, lezzet hanım. O şekilde öyle hallediyoruz fast food sorununu. Merkeze indiğimiz zaman McDonald's'ımız var yani. Merkeze de en son ne zaman indiniz diye sorarsanız. Bir video çekmek için inmiştik yazın. İlk geldiğim zamanlar. Evcil hayvanlarınızın ismi ne? Şurada bizi sürekli darlayan ismi Çiçi. Siz bir görmüyorsunuz ama. Aynen görmüyorsunuz ama sizi geliyordur. O bir Yorkshire mı olarak mı geçiyor? Tam nasıl söylendiğini bilmiyorum. Yorkshire. Küçük bir ırk. Sürekli sinirli. Çok sinirli. Evin en sinirlisi. Herkese böyle koşup koşup kafa atıyor. Büyük ihtimalle kısırlaştırmadığımız için bu kadar asabi olduğunu düşünüyoruz. Kedimiz var bir tane. Paspas. 14 yaşında. O kendi halinde bir dede. Evet erkek. Bir tane de Maya'mız var. Benim ilk göz ağrım. Aynen Golden. O da 7 yaşında olması lazım. Ya 7 ya 8. Öyle onlar bizim canımız. Biz benim bebeklerim. Bazen beni çok kızdırıyor ama küçük olan her şey muhalefet yani. Çok fena görmeniz lazım. Paspasa saldırıyor. Yani canını yakmıyor. Kafa atıyor. Uğraşıyor yani onlarla. Evet. Huzur vermiyor. Aynen. Darlıyor. Aynen. Hani bir yaralama bir şey falan hiç asla yok. Hiçbirine yapmıyor. Aynen. Bunu da cevapladık. Sevdiğiniz YouTuber'lar kimler? YouTube'u ben bekarken de çok izliyordum. Ben hiç izlemiyorum. Yusra Doğa hiç yoktu. İşte Netflix falan izliyordu. Prenses. YouTube'da ben Mustafa Kararslan var. Bisikletle dünyayı geziyor. O var. Böyle göç hikayelerinden ilk Tolga Yalçın'ı keşfetmiştim ben İstanbul'dayken. Hatta onun videolarını bayağı izliyorduk. Tolga Yalçın var. Ondan sonra yedisi bir arada kanalı var. 5 çocuklu. Onlar da İstanbul'dan Muğla'ya göçtüler. 4 kız bir erkek sanırım. Toplamda 5 aynen maşallah. Selim abi. Onun dışında işte bilindik, popüler olan kafalar. Uras Benlioğlu. Ben kafaları var bayağı var da aynen. Kafaları zaten bu ara biraz bozdular.
Bunlar var genelde yani. Çok da bir şey yok. Korku filmi sever misiniz? Sever misiniz düşünüyorum. Korku filmi gerilim olarak seviyorum ben sanırım. Böyle korku filmini sevmiyorum. Bir de böyle daha din istismarı yapılan filmleri hiç sevmiyorum. Yani bir şeylerden korkutularak. Aynen o tarz şeyleri hiç sevmiyorum. Ama gerilim böyle işte arkadan katil koşsun ya da ne bileyim Dahmer mesela güzeldi. Evet. Dizi olarak bakarsak. O tarz şeyleri seviyorum. Yalan yok. Ama... Korku olarak değil de gerilim seviyorum daha fazla. O da güzel oluyor. Hani... Hem seni uyutmuyor, böyle ayakta tutuyor, senin ne olacak, ne olacak, sürekli bir tetiktesin. Direkt seni şeye bağlıyor yani, diziye bağlıyor. O açıdan bence gerilim daha iyi. Bence de. Korku da çünkü izleyemiyorsun ki abi. Kapatıyorum, oraya bakamıyorum, sahneler ben geçiyor. Ben korkarım ya, korkamam. Ben korkak bir insanım. Aynen. Yalan yok yani. Mesela daha bugün sabah 6.30'da uyandırdım herkesi. Ne? Ya bir ses geliyor. Aynen ama bir ses geliyor gerçekten. Tamam. İnandım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizim evin ses yalıtımı gerçekten çok kötü. Şimdi biz böyle mesela size siz duyun diye bağıra konuşuyoruz ya. Kesin bizi yan komşumuz duyuyor. Yani. O yüzden aşağıdaki komşu öksürse duyuluyor yani. Gece de işte ilk çiçi bir havladı. Normalde çiçi gece hiç havlamaz yani hiç. Onun işi değildir. Ondan sonra bir ses geldi gibi oldu. Biz de salonun kapısını kapatıp yatıyoruz. Hani hem bu tarafa geçip çok tıkırtı yapmasınlar diye. Ondan sonra dedim Yücel dedim kalk. Bir ses geliyor yani. Böyle kalkmışım herkese. Sahura kalkmış babalar gibi bir gözüm açık. Falan. Kalktım baktım direkt. Dedim yok ya kimse. Benim için vardı o an. Ondan sonra zaten uyuyamadım. Aynen uyuyamadık. Uyuyamadık. Sen bir yere böyle gittin gibi. Ben çok çabuk uyuyorum ya. Yani. Böyle kafamı daha yastığa koymadan uyuyabilirim yani. Hastaneler yakın mı diye bir soru var. Yani buraya geldiğimizden beri çok şükür. Aynen. Hastanelik bir işimiz olmadı diyeceğim. Olmayacak. Benim oldu. Korona oldu. Buraya geldiğimiz ilk 1-2 ay içinde. İstanbul'da o kadar hastaneye girdik çıktık. Hatta Büşra hastanede kaldı. Ben hastanede yaşadım yani. Bir hafta 10 gün falan. Bulutla ilgili. O zamanlardan hiçbir şey olmadı. Hani normal hastalığımız bile olmadı. Buraya geldik. Gelmemizin birinci ayı içerisinde. Korona kaptı. Korona oldu. Ama mesela ben koronayı çok hafif atlattım. Ben çok kötüydüm ya. Ben sadece aşırı bel ağrısıyla yani. Atlattım. Hiç yatak döşek yapmadım ya da yatamazdım. Çünkü yücem çok ben kötüydü. Belki biraz o hafif geçirseydi ben hemen bir yatışa geçerdim. Belki psikolojik olarak. Dirayetli durumu ama yani kötü değildi ama ondan sonra ben bir hasta oldum. Korona mı oldum bilmiyorum. Ama bayağı ateşli bir hastalık geçirdim ama bir gün sürdü o da. Aynen. İlk gün yatıyorum böyle kendimde değilim. Yani değilim. Üstümü değiştirmek için Büşra geldi yani işte. Terlemişim falan. Yorganı bir kaldırdı. Ben dedim Yücel olsun. Altına işemişsin dedi bana. Dedim ne işemesi ya? Yani konuşamıyorum bile artık. Hiç mecalim yok falan. Boydan boya böyle bildiğin göl olmuştu yani. Bacaklarına kadar. Ben aynen. Dedim ki işedi herhalde yani. Ateşliydi ve fark etmedi hani altına işedi. Kalk diyorum altına işemişsin. Öyle atlattım Allah'ta ama yine bir hafta falan sürdü değil mi? Aynen. Tamamen iyileşmesi. Aynen. Tamamen iyileşmeden bir hafta falan sürdü. İlaç almış mıydın ben ya? Almamıştım değil mi? Parol, korsal vermiştim. Aynen. Parola. Bunu da böyle cevapladık hastaneler sorusunu. Ha şey hemen şu yanımızda ne görüyorsunuz? Aynen cevaplamamışız ki yani başka bir anı almışız. Benim bildiğim bu çevrede hastane yok. Yok. Merkezde var. O kadar. Aynen. Bitti. Bir sağlık ocağı var hemen bizim evimizin yanında. Yeni binası oldu hemen arkasında. Ondan dolayı da birkaç tane daha doktor geldi. Evet. Aile hekim falan geldi. Biz de zaten onları geçiş yapacağız. Bu şekilde yani. Merkezde hemen var. Hemen yakınımızda aynı. Bodrum Devlet Hastanesi var. Hı-hı. O da biraz bize uzak yani. Son iki soru kaldı. Tamam. En komik anınız. Var mı senin? Seninle ilgili mi? Benim var. Ben değil ama sen anlat. Seninle ilgiliyse ben nasıl çocuk anlatacağım? Çocuk havuzu. Ay. Harika bir anı ya. Gerçekten çok komik. Şöyle. Biz balayında Bodrum'a gelmiştik. Gümbet tarafına gelmiştik ama. Hı-hı.
Neyse, Gümbetli bir otele geldik. Otelde de havuz var, bir de su kaydırağı var. Şimdi Yücel yüzümü bilmiyor. Ama zaten su kaydırağının indiği havuzda böyle dizlerine kadar falan geliyor. Hani. Bir metre. Benim yarım. Yani yarım bile değil ya, dizlerine geliyor. Aynen, dizlerime geliyor işte. Yani ayağa kalksa ayağa kalkıyor yani hani. Ayağa kalktığında dizlerinde havuz. Neyse, ben de çok heveslendim işte kayalım. O da kaymak istemiyor bir yana, fark ediyorum ama hani şey yani boğulacak bir yer yok hani, öyle söyleyeyim varmış diye düşünüyorum. Evet, varmış. Neyse, ben çok ısrar edince Yüce işte dedim ki ben önden kayayım dedim. Hani sen ben dedim. Arkadan aynen. Ben dedim, sen dedim önden git. Hani ben olur da bir şey olur. Oldu. Neyse, ben kaydım işte, çıktım havuzdan. Beni bekliyor. Yücel'i bekliyorum karşımda, hani gelsin de böyle hani paniklemesin. Ben buradayım, beni görsün falan filan. Ondan sonra neyse işte geldi kaydı, havuza düştü. Ben de tabii kucakladım. Hani böyle hani önüne doğru atladım. Bana tutunsun dedim ama öyle yapmaman lazım. Yücel beni boğdu. Bir baktım beni boğuyor, boğuluyorum yani tutunacağım diye. Dedim ki, diyorum ki ayaklarının üstüne kalk. Millet bize bakıyor. Aynen, ayaklarının üzerine kalktığı zaman zaten boğulmayacağını ama işte o panikle tabii ki de. Onu da hak ediyorum yani. Öyle bir çok komik bir anımızdı. Bence bununla karakolluk olduğumuz an kapışır ya. Karakolluk olduğumuz an... Siz seçin. Aynen, siz seçin. Yorumlara yazın. Karakolluk olduğumuz an o an gerçekten bana hiç komik gelmiyordu. Aynen. Ama... Ne alaka dersin yani? Kavun, bir kavundan nasıl buralara geldi? Aynen, bir kavundan nasıl buralara geldi ama daha sonrasında işte öyle oldu. Şimdi dönüp baktığımda çok komik geliyor, aşırı komik evet. Geliyor. Karakolda en son şey dediğimi hatırlıyorum. Keşke daha sert vursaydım polislere. Oradan Yücel diyor ki öyle demeyeceksin. Son soru, karmaya inanır mısın? Karmaya inanırım tabii ki de. Kim inanmaz ki? Karma var. Keşke görebilsek karmanın döndüğünü ama bazen göstermiyor. Ama umarım bize gösterir ve görürüz aynen karmamızı. Bu şekilde. Başka soru yok mu? Başka yok. Güzel. İkinci kez soru cevap çektik. Aynen. Bakalım inşallah. Dün çektik, bugün de aynen yani. Ben dedim ki bir daha pizza yemem. Öyle yani. Güzeldi. Gayet sevdim ben. Sorular da güzeldi. Eğlenceli işte. Aynen. Şunları da bitirelim ya. Az kalmış. Şunu ben alayım. Sırtıya. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Onun dışında bize sorularınız varsa yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. İster yorumlara, ister Instagram'dan. Onları da ekleriz zaten burada. Aynen, Instagram adreslerimizi de ekleriz. Güzel oluyor ya, muhabbet ediyoruz burada. Aynen, bizim için de iyi oluyor. Zaten özellikle benim için çok iyi oluyor. Gün geldi içinde, artık, aynen. Gün içinde çok fazla konuşmuyoruz. Yani birbirimizle konuşuyoruz aslında tabii ki ama... Ben işe odaklı olduğum için burada çok şey yapamıyorum, muhabbet edemiyoruz. Bazı muhabbet oluyorsunuz yani. Şimdi... Kış geldi. Hani gidecek yerler var tabii ki de çok fazla aynen. O fazla yağmur falan olduğu için bir de biz motorlayız, tehlikeli. Evdeyiz, sürekli bakalım. Aynen. Yani bizim için de güzel bir aktivite oldu. Böyle. İzlediğiniz için dediğim gibi çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.